Evet, bir Escape from Tarkov videosuna tekrar birlikteyiz. Burada Woods haritasındayım gördüğünüz gibi. Burada hızlı bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu Escape kulübesi var biliyorsunuz. Out of Secret yani ilçe sınırının yanında. Oraya geldiğimde birkaç silah sesi duydum. Ve ben de kontrol etmek için yere yattım. Sağa sola bakıyorum, Scave arıyorum ya da PMC arıyorum açıkçası ama çok da fazla görmedim derken bir tanesini görüyorum. Yanlış scope seçimi yaptım bu arada. Net bir atış olmadı. Bir atış daha olmadı, bir atış daha olmadı. Bu sefer de olmadı ama bu sefer oldu. Evet, en sonunda bunu vurdum. Böyle geniş haritalarda özellikle size X6'lı, X4'lü dürbünlerinizi, skoplarınızı takmanızı tavsiye ederim. Şimdi buradan tekrar ileri doğru gidiyorum. İleride bir yine scav kulübesi var. Küçük bir scav kulübesi var. Orayı lootlamak istiyorum ama önce yapmam gereken şey ne? Tabii ki güvenli olup olmadığına bakmak. Kısa süre baktıktan sonra kulübeye geliyorum ve hızlı bir şekilde burada çok fazla koşmadan sessizce buradaki lootları yapıyorum. Gördüğünüz gibi aslında bir görevim de yoktu bu haritada benim. Sanırım 15 kez loot haritasından sağlam çık sağ çık görevi vardı. Onu yapmak için girdiğim görevlerden biri. Burada meyve kabını da aldık. İşler biraz sonra sarpa saracak benim için. Gerçekten çıkmam çok zordu. Burada yine bir ses duydu gibi hissettim kendimi. Yere yattım, sağa sola baktım, çok fazla bir şey görmedim. Escape from Tarkov'da ses dinlemek, ses kasmak çok çok önemli. Bu yüzden casual bir oyun değil. Yani altta herhangi bir müzik çalarken, işte 50 Cent çalarken, Metallica çalarken, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur çalarken bu oyunu oynayabilmeniz biraz mümkün değil. Evet, oynayabilirsiniz, oynayamaz değilsiniz ama çok büyük bir ihtimalle çok hızlı bir şekilde öleceksinizdir. Bu sizin sonunuz olacaktır. Evet, burada yine Woods haritasında bu bölgeyi herkes bilir. Mutlaması çok güzel bir yerdir. Burada çalıya giriyorum yine biraz bölge kontrolü yapmak için açıkçası. Amacım bölgeyi kontrol etmek, bölgede ne var ne yok. Onlara bakmak. Sağa sola bakıyorum. Gibi temiz gibi derken evet net bir ses duydum. Net bir ses duydum, bir PMC var. PMC var, sesi çok net alıyorum. PMC'yi. Yürüyüş, koşuş hepsi PMC gibi geliyor. Çalıdayım. O beni görmeyecek. Pusu kurmak istiyorum. Evet. Evet çıktı. Ama emin değilim. Çıktı, koşmaya başladı. PMC'yi görüyorum. Net bir atış için pozisyonumu alıyorum. Atışımı yapıyorum ve ikinci denememde onu öldürüyorum. Aldığından hemen loot'a yatıyorum. Aslında burada yaptığım şey hatalı. Hemen loot'a yatmamanız gerekiyor. Birazcık pozisyonunuzu kurup sağa sola bakmanız gerekiyor. Ki bunun da ceremesini birazdan çekeceğim. Fakat bu PMC tek kişi ve o sesini duyduğum ya da ses duymuş gibi geldiğim PMC bu değil. Yine ses duymuş gibi geldim ama tam anlayamadım. Yani bir ses var gibi, bir çısırtı geldi gibi, yok gibi. Bakıyorum ne aldım ne verdim. Bir silahını almışım, miğferini almışım. Okey diyorum. Biraz daha bekliyorum hareketsiz. Ve diyorum ki Erdem, gir çalın içine. Biraz daha bekle. Orada en azından şarjörünü değiştirirsin, şarjörünü yenilersin. Ondan sonra bakarsın gelecek kişilere. Tabii ki tekrar söylüyorum, özellikle solo oynuyorsanız ikili üçlü giren kişiler sizi çok fazla sıkıntıya sokabiliyor. Bu arada kendi silahımın şarjörlerini değiştiriyorum. Onun silahının şarjörlerini kontrol ediyorum. Ve artık çok da fazla birinin geleceğini düşünmüyorum. Ve çalıdan çıkıyorum. İşte işler burada başlıyor açıkçası benim için ve diğer arkadaş için. Tüfeğimi full auto'ya aldım. Bir tutuşma bekliyor gibi hissiyatım var. Yattım, gayet rahatım. Şöyle arkadaşın sırtına doğru geldim. Kolisini alamadım. Alamı aldım. Diğer... Burada durdurmak istiyorum. Şimdi burada siz olsanız ne yaparsınız? Sesi duydunuz. Çok net bir el bombası geldi. Açık ve net söylüyorum. Burada yapmanız gereken bir anda kalkıp depara kalkmak, oradan kaçmak, bir önce bölgeyi terk etmek değil. Niye biliyor musunuz? Ben yerdeyim. Şimdi size şöyle bir grafik açacağım. Bu grafiği de kendim yaptım. Naçizane. El bombasını biraz büyük çizdim. Özellikle görünsün diye. Bombe dome şeklinde bir yarı çapla parçalarını fırlatır. Parçacıklarını, şarapnellerini fırlatır. Eğer ayakta olduğunuzda, bakın burada koyu yeşilli kişi, güvende değil.
mutlaka şaraplerden birini yiyebilir. Ayakta olan kişi daha fazlasını yiyebilir. Fakat yatıyor olursanız eğer, hareket etmezseniz çok büyük bir ihtimalle el bombası çok fazla yakınınızda değilse size zarar vermeyecektir. O da şok etkisiyle zarar verebilir eğer çok fazla yakındaysanız, patlamanın şok etkisiyle. Dolayısıyla benim bunu yapmam en mantıklısı. Eğer ben kalkıp sırtımı dönüp önümü dönüp kaçmaya kalksaydım çok büyük bir ihtimalle bomba bana hasar verecekti. Öldürürdü ya da öldürmezdi, o farklı bir konu. Burada anlatmak istediğim şey şu: kesinlikle böyle bir durumda ayağa kalkıp panik yapıp koşmaya kalkmayın. Ben de bekledim. Bomba patladı. Bakın sıfır hasar aldım. Adam inanılmaz bir şekilde taradı. Çok amatör bir oyuncu. Bu çok belli. İnanılmaz taradı. Yaralandım. Ayağım gitti. Ayak blackout. Vücudumun sol tarafı tamamen blackout. Midem blackout. Hemen slalomu çıkıyorum. Hızlı bir şekilde tedavimi yapacağım. Arkadan bir atış daha geldi. Çok büyük bir ihtimalle sırtımdan vurdu. Fakat yine zırhım sektirdi. Çok güçlü bir zırh kullanıyordum ben. Bu arada hemen tedavimi yapacağım. Çok zor durumdayım ve şu anda şunu düşünüyorum: büyük bir ihtimalle bana basacak. Aklımdan geçen tek şey bu. Adamın bana basacağı, saldıracağı ve o açıdan adam taramaya devam ederken bir bomba atıyorum. Patladı. Hemen ikinci bombamı atıyorum. Bunu atmamın tek amacı adamın buraya doğru gelmemesi. Birazcık bombalar bana vakit kazandırsın diye attım. Belki sağa sola bakacak, nereye kaçtığımı göremeyecek ya da bombalardan dolayı bulunduğu pozisyonu değiştirip beni görmeme pahasına olsa farklı bir konum alabilecek. Atıyorum bir taşın arkasına geçecek, kendine cover olacak. Şu anda durum hala kötü. Adamın bana basmasından hala korkuyorum ama yapacak çok fazla da bir şeyim yok açıkçası. Gördüğünüz gibi çok ciddi yaralarım var. Hani artık neyi nereye koyayım, ne yapayım, ne edeyim, ben bile şu anda ne yapacağımın farkında değilim. Allah'tan slavam var, onu kullanıyorum. Bu arada tüm gördüğünüz gibi kanamaları durdurdum. Böyle bir durumda yapmanız gereken ilk şey tüm kanamalarınızı durdurmanız. Tüm kanamaları durdurduktan sonra kritik bölgelerdeki sağlıkları iyileştirmeniz. Örneğin kafa, örneğin mide, göğüs gibi yerlerdeki sağlıkları iyileştirmeniz. Ayağımın da sağlığını iyileştiriyorum. Çünkü ikinci ayağımdan vurursa beni tekrar bastığında iyice yavaşlayacağım. Daha net bir hale geleceğim. Ve gördüğünüz gibi GMC ile de hemen ayağımı tedavi ediyorum. Çünkü ayağım benim için çok çok önemli. Ayağımda blackout varsa ben çok yavaş koşuyorum. Ve net, daha kolay bir hedef haline geliyorum. Ayağımı yaptıktan sonra tekrar ayağımın canını iyileştireceğim. Burada aslında şunu da kendi tecrübelerime dayanarak anlatıyorum. Bu tip durumlarda dediğim gibi öncelikle hangi sağlık kitini kullanmanız gerektiğini anlatıyorum. Bu arada gördüğünüz gibi enerji düzeyim sıfıra indi. Blackout olduğunuzda, kanamalarınız olduğunda sadece vücudunuz, stres oranınız, psikolojiniz etkilenmiyor. Aynı zamanda gördüğünüz gibi enerjiniz ya da suyunuz da azalabiliyor. Ayağımı tedavi ettikten sonra midemi tedavi ettim. Bu da çok önemli. Ağrı kesişim olsaydı belki mideyi daha sonra tedavi edebilirdim ama mideniz sakatsa çok fazla böğürüyor adam. Kolda bu kadar böğürmüyor. Ayakta bu kadar böğürmüyor. Bu arada enerjiden dolayı, gördüğünüz gibi enerjimin düşmesinden dolayı artık gözlerim kararmaya başladı. Panik yaparak yanlışlıkla burada suyumu içiyorum. Gerçekten hayatımda İlk kez Tarkov'da böyle bir şey, bu kadar ciddi bir şekilde yaralandım. Adamın bana basmaması, o da enteresan. Şu anda hala bana basmadı adam. Tekrar tedavimi yapıyorum. Ben hala adamın bana basmasını bekliyorum ama vakit geçtikçe de adam da sanırım şu psikoloji olduğuna kanaat getiriyorum. Evet, ben bunu taradım, bomba attım, ölmedi. Çok büyük bir ihtimalle armoru çok güçlü, zırhı çok güçlü ve ben bununla uğraşmak istemiyorum. Belki attığım bombalardan biri adamı yaraladı, o da olabilir. Şu anda onu öldürmüş de olabilirim, onu da bilmiyorum. Yani iki bomba attım, iki bombadan biri geldi yaraladı, diğeri öldürdü, diğeri tekte aldı bile olabilir. Ama işte Tarkov'un da zaten keyifli noktası bu. Şu anda tamamen fikir yürüterek oynuyorum. Düşünerek oynuyorum, tahminler kurarak oynuyorum ve şu ana kadar 1200 saatlik Tarkov oyunum bana ne eğitim verdiyse onları kullanarak, deneyimlerime dayanarak oynayıp ona göre tedavimi yapıp biraz sonra da çıkmaya çalışacağım. Evet, artık neredeyse tüm tedavimi yaptım. Kolumu tedavi etmiyorum. Bir CMS kitim daha var. Onu tekrar ayağımda bir sıkıntı olursa oraya kullanacağım. Ve şunu da ek olarak belirteyim: CMS kitiniz bir kez kullandığınızda blackout olan yere, ikinci kez blackout olursa orası bir daha CMS ya da herhangi bir şekilde orasını blackout'tan green'e çeviremiyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim efendim. Evet, tüm sağlıklarımı yapıyorum. Burada özellikle
Bekletiyorum size. CMS'yi kullanmaya karar verdim burada. Niye bilmiyorum. Bir anda kullanmaya karar verebiliyoruz böyle. İkinci CMS'yi de kullandık. Sıkıntı yok. Sanırım bir tane daha var diye kullanmadım. Yani daha var diye kullanmadım. Ama tek kalsaydı çok büyük bir ihtimalle onu ayağıma bırakacaktım. Son olarak da Slava'yı koluma sarıyorum. Kolumu da tedavi ettikten sonra artık hazır. Yani hazır. Fight'a hazırım. Şimdi burada ikinci soru. Tekrar adamın peşinden gitmeli miyim? Yoksa kaçmalıyım? Ben zaten lootlamadığım bir adam var. Bir PMC var. Ve iyi de loot olduğunu tahmin ediyorum. Büyük bir çantası vardı. Silahı vardı. Miğferini aldık. O anda saldırıya uğradık. İyi bir pozisyon yapıp bölgenin güvenli alanı alıp tekrar ona gideceğim. Onu lootlamaya çalışacağım. Şimdi sağ sol aktan baktım. Hemen yakın çalılardan birine girdim. Bu çalı çok bu arada sizi gizleyebilecek bir çalı değil. Burada bir PMC vurmuştum ben. Biriniz olsun. Ardından biraz daha U çizerek eski çalının olduğu yere giderek lootlamam gereken PMC'ye bakıyorum. Burada aslında farklı bir yol da izleyebilirim. Farklı bir taktik de izleyebilirim. Daha geri durup o öldürdüğüm PMC'yi de snipeleyebilirim. Hani başına gelir mi beni vuran kişi ya da bir başkası gelir mi diye. Ama benim artık çok da fazla vaktim kalmadı. Onu da biliyorum. Bu yüzden acele ama temkinli ve dikkatli bir şekilde loot'umu alıp çıkmak istiyorum. Zaten görevim de buydu. 15 kez bu haritadan çıkma göreviydi. Onun dışında da çok fazla bir hayalim yok. Belki bu kadar yaralanmasaydım biraz daha vakit harcayabilirdim bu haritada. Zaten sağ üstte de gördüğünüz gibi artık 9 dakikadan az bir süre kalmış. Yine sağa sola bakıyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Ses de duyamıyorum. Artık neredeyse ortamın temiz, clean olduğuna kanaat getiriyorum. Yine temkinli bir şekilde dürbünle sağa sola bakarak ilerleyeceğim ve az sonra da loot'umu yapacağım. Tekrar söylediğim gibi bir bomba geldiğinde ve yerdeyseniz ya da yere yatma pozisyonunuz varsa, bomba sizden size çok çok yakın değilse çok fazla kımıldamayın. Bu sizi hayatta bırakabilir ya da yara almanızı engelleyebilir. Ağacın arkasına cover aldım. Büyük bir ihtimalle bu tepelerin arkasından ateş etti gibi geldi bana adam ama emin de olamadım ve yattım tekrar loot'umu yapmak için. Hızlı bir şekilde loot'umu yapıyorum. Her şeyini alıyorum. Ardından da çıkış noktasına doğru gidiyorum ve çıkışımı biraz sonra gerçekleştireceğim. Evet, çıkış noktasına geldim. Bir 5 saniye daha dayanabilirsem, ki bu çok zor olmayacak az önceki olaydan sağ çıkan biri için. Ve o 5 saniyede kayıpsız atlatıyoruz. Tabii ki atlayacaktık. Ne bekliyorduk diyeceksiniz belki. Raid'den çıkıyoruz. Enteresan bir raid. Gördüğünüz gibi bir USEK bir de SCAV vurmuşuz. Yani attığımız bombalar birini öldürmemiş. Büyük bir ihtimalle bana ateş eden PMC ama ya panik yaptı ya acele etti, bilemiyorum. Yani çok net bir hedeftim ya da görevi vardı hani bombayla öldür diye. Böyle bir durumdan dolayı da maalesef o kaybetti. Beni elinden kaçırdı. Loot'u alan, yaralı olsa da çıkan ben oldum. Evet, seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Video bu kadar. Hoşçakalın.